Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Bill Lincoln ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı üçlü görüşmede Ermenistan-Azerbaycan sınırında kontrol noktaları oluşturulmasını önerdi. Bu öneriye göre Ermenistan-Azerbaycan sınırında ikili kontrol noktaları kurulmasını öneriyor. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadesine göre bu teklifin önce gayri resmi kanallardan Erivan'a gönderildiğini, Münih'te resmi olarak sunulduğunu söyledi. Uzman Paşinyan Münih'te İlham Aliyev'in önerisi hakkında yorum yapmadı. Paşinyan teklifi kabul etmese bile Laçın yolunun kesiştiği noktada sınır ve gümrük teşkilatı kurmamıza hiçbir şey engel olmamalıdır. Her ya da geç Laçın yolunun kontrolünü ordumuza devretmek zorunda kalacağız. Yolun sonunda sınır ve gümrük servisi faaliyete başlamalıdır. Başka alternatifimiz yok. Elbette Paşinyan her zamanki gibi 10 Kasım 2020 tarihli açıklamaya atıfta bulunarak yol açık olmalı demeye çalışacak. Ancak sınır ve gümrük hizmetlerinin başlaması 10 Kasım 2020 tarihli açıklamayla çelişmiyor. Yol kapatılmayacak, kontrol altına alınacak. Bu Azerbaycan'ın doğal hakkıdır. Paşinyan, Batı Zengezur yönünde Ermenistan sınır ve gümrük karakolları kurdu. Paşinyan, koridoru kullanırken Azerbaycan vatandaşlarının belgelerinin kontrol edileceğini söylüyorsa, biz de Laçın yolu üzerinden Azerbaycan topraklarına giren ve Karabağ'dan Ermenistan'a geçmek isteyenlerin belgelerini kontrol etmek için aynı hakkı kullanmalıyız. Bu, Karabağ'a silah ve mühimmat geçişini ve ayrıca üçüncü ülke vatandaşlarının Azerbaycan vizesi almadan topraklarımıza girişini engelleyecektir dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı açıklamalarıyla ezdi. Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki acizliği Ermenistan'da tepkiyle karşılanırken, Ermeni siyaset bilimci Levin Zurabian, devletimizi temsil eden bir kişinin bu kadar acıklı tablosunu hiç görmedik dedi. Münih konferansında Paşinyan ile Aliyev arasındaki tartışmayı dehşetle izlediğini aktaran Ermeni uzman Levin Terpetrosyan'dan Robert Koçaryan ve Serge Sarkisyan'a, ardından Paşinyan'a uzanan Ermeni liderlerin evrimine bakarsanız Ermenistan'ın bir sonraki liderinin bir kava adamı olacağı düşüncesinden kurtulmak zor. Ülkemizi temsil eden kişinin zavallı bir görüntüsünü hiç görmedik. Kendini zavallı bir görünüm, topal mantık, fakir, kekemelik, bozuk İngilizce ile dünyaya sunan Ermenistan kimse de acıma bile uyandırmadı. Bütün sahne milli haysiyetimizin ve sevgimizin infazıydı. Aliyev er, Ermenistan'ı ve başbakanını dünyanın önünde kırıyordu dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ'daki ayrılıkçı hareketin 35. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaparak, Ermenistan'ın Karabağ'da olup bitenlere uluslararası dikkati çekmek için çabalarını artırmaya devam ettiğini belirtti. Paşinyan, kışkırtıcı açıklamasında, aynı zamanda Karabağ Ermenilerinin sosyoekonomik sorunlarının çözümü, güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması ve Karabağ Ermenilerinin hak ve güvenliklerinin korunmasına yönelik mekanizmaların oluşturulmasına yönelik peş peşe adımların sürdürüleceğini vurguladı. Paşinyan, sevgili Karabağ vatandaşları, ana vatanda barışçıl, güvenli yaşam ve inşa için güçlü ve sarsılmaz olun. Yeni küresel ve bölgesel zorluklarla karşı karşıya kalırken yol boyunca bizi bekleyen komplikasyonları ve sorunları anladığımız kadar çabalarımızı da barış gündeminin uygulanmasına odaklamalıyız. Genel olarak barışçıl, onurlu ve güvenli bir yaşam Karabağ hareketinin temel amacıydı ve bu hedefe doğru hareket etmeliyiz dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 362. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus işgalcilerin geçici olarak işgal altındaki topraklarda sivillere baskı uyguladığı belirtildi. Herson bölgesindeki bireysel yerleşim yerlerinde savunma kuvvetleri ile işbirliği yaptığından şüphelenilen Ukrayna vatandaşlarının yasa dışı gözaltına alındığı aktarılan açıklamada Ukrayna savunma kuvvetleri işgalcilerin personel ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı bölgelerde 20 hava savunma sistemlerinin bulunduğu mevzilere 7 saldırı düzenledi. Ayrıca savunucularımız bir düşman Su-25 savaş uçağını 2 Orlan 10 insansız hava aracı ile 2 Lancet 3 kamikaze insansız hava aracı vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 143.680 askerini kaybettiği, 3.316 tank ve 6.553 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2334 topçu sistemi, 471 çok namlulu roket atar sistemi, 243 hava savunma sistemi, 299 uçak, 287 helikopter, 2018 insansız hava aracı, 873 seyir füzesi, 5209 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşı kaybetmeleri halinde her şeyi kaybedeceklerini söyledi. Zelenski, savaşı kaybedersek her şeyimizi kaybedeceğimizi biliyoruz, evleri, çocukları, ebeveynleri. Bu nedenle eski veya yeni işgal bizim için önemli değil dedi. Ukrayna topraklarına saldıran Rus askeri kuvvetlerinin artık eskisi kadar güçlü olmadığını ve ilerleyemediğini kaydeden Zelenski, tabii daha ileri gidemezler, eskisi kadar güçlü değiller. Şimdi onlardan çok daha güçlüyüz, dedi. Zelenski aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun yeni ya da eski bir saldırısı olmasının fark etmediğini çünkü artık taviz olmadığını vurgulayarak geçen yıl 24 Şubat'ta yaşananlardan sonra artık taviz yok. Uluslararası hukuk, insani olabilecek her şey ihlal edildi. Onlardan korkmuyoruz. Kimse onlardan korkmuyor ama her şey onların planladığı gibi gitmiyor diye konuştu. Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ile etkileyen depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve görevini tamamlayarak ülkesine dönen Kazakistan ekibi, havalimanında Kazak ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Kazakistan'ın 60 kişilik ikinci arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, başkent Astana'ya sabaha karşı indi ekibi, havalimanında Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Yuri İliğinin yanı sıra aileleri, meslektaşları ve basın mensupları alkışlarla karşılarken iki ülkenin bayrakları açıldı. İliğin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık iki hafta boyunca arama kurtarma çalışmalarında kahramanca ve profesyonelce görevini yapan ekibe teşekkür etti, ekibe yardımcı olarak özverili çalışma sergileyen üç arama kurtarma köpeğine madalya taktı. Büyükelçi Ekici de 7 kişiyi enkaz altından kurtaran ekipteki herkese Türk devleti ve halkı adına şükranlarını ileterek çok önemli bir görevden geri döndünüz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin karşı karşıya kaldığı asrın felaketi olarak adlandırdığımız iki depremde 13 milyon insanın etkilendiği böyle bir afette arama kurtarma çalışmalarına katıldınız. Bir can dahi kurtarmış olsa bu bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ben tüm Türk milleti adına sizlere tekrardan şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerin verdiği bu dayanışma ve güç bizlere önümüzdeki dönemde bu yarayı daha kolay sarmaya vesile olacak dedi. Piste eşi ve üç çocuğu tarafından çiçek ve balonlarla karşılanan arama kurtarma görevlisi Erden Kabıltayev, 8 yıldır baş kurtarma görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Kabıltayev, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını belirterek, yıllardır mesleğim gereği sahada görev yapıyorum ama böyle bir afet durumuna ilk kez tanıklık ettim diye konuştu. İnternetteki görüntülerle oradaki afet durumunun büyüklüğünün tam anlaşılmadığını dile getiren Kabıltayev, gece 2 gibi biz olay yerine intikal ettiğimizde gözlerime inanamadım. Sanki savaş olmuş gibiydi dedi.